Merhaba Şifte Etnet izleyenleri. Ben Erdem Pabukcan. Yanımda Tolga Cim. Küçük Yılmaz var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Note 5 modelinin uzun kullanım testiyle karşınızdayız. Evet. Samsung Galaxy Note 5'i Türkiye'de 16 Eylül'de aldık. Elimize geçti. Hı hı. 16 Eylül'de hemen satın aldık. 13'ünde tanıtılmıştı. Samsung inanılmaz bir çok şekilde hızlı Türkiye'ye getirdi. İlk başta hani satışa resmi olarak girmedi ama böyle yavaş yavaş el altından bazı firmalara, perakendecilere düşük adetlerle satılmıştı, yollanmıştı. Biz de onlardan temin ettik. Sonra Samsung da bize bir tane verdi. Ama biz detaylı bir incelemeyi zaten Türkiye'de de ilk detaylı incelemesini sizlerle paylaşmıştık. İncelemesini de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Galaxy Note 5'i de bir aydır kullanıyoruz. Bir ayda uzun kullanım testi için karşınızdayız. İnsanlar hani uzun bir kullanım sonrasında neler olduğunu merak ediyorlar. Acaba bu telefonu ilk kullandın, evet hızlı, ama bir ay sonra durum nasıl değişiyor? Tabii, kronik sorunları var mı? Hatalara falan daha detaylı bir şekilde bakabiliyorsun. Bir de özellikle Samsung'un TouchWiz arayüzü için hani böyle incelemeleri 1-1,5 ay, 2 ay sonra yapmak biraz daha avantajlı. Çünkü hani şişen bir arayüz evet, var. Telefon evet ilk başta güzel ama sonra ne oluyor? Bu esasında tüm Android'ler için de geçerli. Mesela bir iPhone 6 aldın. Bu 3 ay sonra yaptığın zaman Geekbench testi çok performans değişimi aynı olabilir. Ama sen mesela Galaxy Note 4'te görmüştüm. Galaxy Note 4'ü ilk aldığımda daha sonra test ettiğimde hem pil süresinin düşüşü hem diğer testlerdeki düşüş. Yani Android'de ne kadar uygulama yüklersen onlar arkada aynen, bir şekilde aynen. Ne kadar kapatırsan kapat çalışıyor ya, ve kronik performansı tüketiyor. O yüzden bir telefonun sıfır kutusundan çıktığı gibi aldığı skorlarla 2 ay sonra aldığı skorlar farklı değişiyor. Ha, o telefonu sıfırlarsan yine yükselir. O ayrı konu. Yani o yüzden çok uzatmayalım. Uzun kullanım testleri bu yüzden önemli. Diğer uzun kullanım testi videoları da YouTube kartlarından ya da haber metnindeki alanından tıklayarak görebilirsiniz. Pek çok hani bir senedir uzun kullanım testlerini sürekli paylaşıyoruz. Tecrübelerimizi aktarıyoruz. Dilersen Galaxy Note 5'e başlayalım. O zaman ilk kriterimiz olan tasarımla başlayalım. Evet. Ya Galaxy Note 5 esasında tasarım anlamında Note ailesini çok ileri götüren bir telefon oldu. Aslında S ailesine biraz yaklaştı. Evet. Çünkü tasarım dili değişti Samsung'da. Tabii Samsung Galaxy S6 ile beraber materyalini, her aynen şeyini öyle değiştirdi. Tüm anlayışını değiştirdi. Şimdi Galaxy Note 5 ile beraber bu bir üst seviye daha çıkıyor. Daha önce Galaxy Note 4 ve önceki varyasyonlarına baktığımızda Galaxy Note 4'te yine tasarımın biraz daha değişti. Metal çerçeve. Note 4 de burada. Evet. Bayağı farklı görünüyorlar aslında. Note 4 artık burada. Note 4, Note 3 ile esasında benzeyen telefonlar. Hı-hı. Note 3 ile Note 4 arasındaki fark nedir tasarımda baktığında? Yanları metal çerçeveydi. Note 3'te soyulan. Bu bile gelişmeydi aslında. Evet. Soyulan bir plastikti. Yani Note 4 baktığında biraz çerçeveleri inceltilmişti. Aynen, ama hani şu anda ben Note 5'ten sonra Note 4'ü elime aldığımda bunda bayağı bildiğin çerçeve varmış diyor. Yani Note 5 gerçekten çerçevesi oldukça düşürülmüş, inceltilmiş. 5.7 inç olmasına rağmen tek elle daha rahat tutulan bir aynen akıllı telefon. Yani Note 4 ile Note 5'i yan yana koyduğunda Note 4, Note 5 tek elle daha rahat tutuluyor. Telefon zaten oldukça da ince yapıda. Yani bu telefonun en önemli avantajlarından biri 5.7 inçlik bir telefon olmasına rağmen 7.6 milimetrelik bir kalınlığı var. 171 gram. Yani iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus'tan da çok daha başarılı bir kasa ekran oranı ve kasa oranı var. Yani piyasadaki çoğu 5.5 inç telefondan daha küçük bir kasaya sahip. Aynen öyle. 5.7 inç bu boyutlara sığdırmak büyük bir başarı. Aynen. Telefonda arka tarafta Corning Gorilla Glass 4 kaplama var. Arka tarafta rahat tutun diye bir kavis verilmiş. Uçları. Evet, bu kavisle beraber daha rahat tutabiliyorsunuz. Arka taraf daha sağlam bir camı var. Burada ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi Samsung Galaxy S6 Edge kullandım ben. Yaklaşık bir 2-3 aydır Edge kullanıyorum. Galaxy S6 Edge kullanıyorum. Ön camı bir türlü çizilmiyor telefonum. Çok ilginç bir şekilde. Ön camı çizilmiyor. Zorladın yani çizmek için. Ya öyle değil. Olmadı. Yani ben şu telefonu normal kullanımda çizilmedi yani. Bir aydır kullanıyorum. Ekranda oluşan çizikleri evet, görüyorsun. İki tane büyük aynı şartlar altında Galaxy S6 Edge'i kullandım. Onda adam akıllı bir çizik olmadı. Ha belki şanstır bu. O da olabilir. Ama Note 4'ü de kullandım. Note 4 de ortada. Evet, ortada. Bu son bir Ferhat'ın gazabına uğradı tabii. Ekranda bayağı bir çizik yara oluşmuş. Evet. Bir ekran. Ama şimdi burada çok ince bir bilgi vereceğim size arkadaşlar.
Galaxy Note 5'in arkasında kullanılan Gorilla Glass 4 ile önünde kullanılan Gorilla Glass 4 aynı. Ama şu şekli eğimi verebilmek için bu Gorilla Glass 4'ün camı ısıtılıyor. LG'nin telefonunda Polet telefon ekran teknolojisinde evet. gördüğümüz gibi bir şekil vermek için değiştiriliyor evet. Gorilla Glass. Aynı şekilde Galaxy S6 Edge Plus ve normal Galaxy S6 Edge'in ekranlarında da önde eğim verebilmek için ekran daha da cam ısıtılıyor. Cam ısıtıldığı için daha dayanıklı bir hale geliyor. Direnç kazanıyor. Yani. Evet. Yani bazı metal, bazı cisimlere ısı verdikçe o kuruduktan sonra, o soğuduktan sonra daha sağlam olduğunu görürsünüz. Çok ilginç bir şekilde arkası daha çizilmedi ama önü çizildi. Neden? Önü düz cam çünkü. Aynen öyle. Bir ısıtma evet. işlemi yok bunda. Yani böyle bir ince şey var. Yani bu telefonun arka camındansa ön camı daha hassas. Öyle bir durum var. Yani arkası cam diye hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Telefonun yanları yine metal. Galaxy S6 ailesinden bildiğimiz metal. Ama burada Galaxy S6 ailesinde kullanılan metallerden bir tık daha sağlam. Güçlendirilmiş. Evet, biraz daha güçlendirilmiş. Zaten çok güçlüydü. Biraz daha güçlendirilmiş bir metal kullanıyor. Yani kısacası telefon tasarım anlamıyla çok güzel. Note ailesindeki bir geliştirmede kalem de var. Bastığınız zaman direkt çıkıyor. Bu ben da bu güzel bir detay. Basmalı çıkışı çok beğendim. Çünkü buradan bazen hani çıksın evet. diye şey yapıyorsun. Öyle çok daha güzel evet. bir teknik. Ya burada tek sıkıntı bunu ters takmayacaksın. Bunu evet, da kim niye ters takıyor? Ha, yani o da var. Ne bileyim niye, yani, niye ters yani takıyorsun? Bunu. Şimdi bunda bir mekanizma var. Hı. Bunu böyle ters taktığın zaman sıkıntı olacak tabii ki de. Kim niye bunu yapsın ayrı mesele zaten de. Evet. Büyük sorun yaşanmıştı insanlar ilk çıktığında ters takarak. Evet, o yüzden arkadaşlar ters takmayın, taktırmayın. Kısaca tasarımla ilgili detaylarımız bu şekilde. Biraz da tasarım demişken parmak izi okuyucusundan bahsetmek istiyorum. Ben incelemede parmak izi okuyucusunu biraz eleştirmiştim. Kullandıkça anladım ki parmak izi okuyucusu güzel çalışıyor. Ama yine hala 3-5 kere yanlış girip benden şifre istediği zamanlarda oluyor. Bu tabii parmak izini biraz daha iyi farklı alternatiflerle de taratmayla tabii da alakalı. Bir de benim baş parmağım da iyi değil. Çocukken bu benim baş parmağıma bir şey düşmüştü. Biraz garip bu baş parmağım. Belki onunla da alakalı. Biraz da kısa zaten. Şimdi kilitledik. Elimi koydum. Hemen açıldı. Yani iyileştirme var. Ciddi kesinlikle bir anlamda. Güzel bir şekilde açılıyor. Benim tasarımla ilgili bu telefonu iyileştirecek bir noktam yok. Sadece görsel olarak üst tarafı biraz metali çok kalınmış gibi duruyor. Ama öyle bir şey çok yok. Büyük de bir bu yandan gelen kıvrımla alakalı. Yani bu biraz daha görsel olarak iyileştirilebilirdi. Arka kamera çıkıntısı biraz irrite edici. Bu genel olarak tüm artık telefonlarda artık olan bir zaten şey. Zaten Samsung'un son aynen. telefonlarının hepsinde gördük. Onun olarak. Haricinde telefonun tasarımı ile ilgili bir sıkıntı yok. Sadece Galaxy Note 5'in ön camı, arka camından bir tık daha hassas. Çünkü bu kadar büyük bir ısı verilip şekil verilmediği için biraz da çizimlere dirençli. Günün sonunda 5.7 inçlik bir telefonu bize 5.5 hatta 5.5 inçlik telefonlardan daha ince ve daha ile oturacak şekilde sunuyor. Daha küçük bir kasaya sığdırması. Evet. Bu bir başarıdır. Büyük başarı. Hem kullanılan materyallerin kalitesi, hem tasarım, hem inceliği, hem genel anlamıyla şeyi ben çok başarılı buluyorum. Onun üzerinden 9-9.5 veriyorum. Yani. Yani tasarım gerçekten çok güzel. Bu benim görüşüm. Şu anda dünyada tasarım olarak ben 3 tane iyi model görüyorum. Huawei P8, Galaxy S6 ve Note 5 ailesi. Bir de iPhone ailesi. Yani bunlar tasarım olarak gerçekten çok şık duruyorlar. Bunları Sony Xperia Z3 Plus'ı da ekleyebiliriz. Yani evet. Z5'i de ekleyebiliriz. Yani bunlar da biraz güzel ama artık LG G4'ün kalınlığı, plastikli, HTC'nin kalınlığı şey bunlar artık pek geçerli değil. Hani daha alt markalara gittiğimizde Asus'un falan modeli yani artık yani ben bildiğin şey olmaya başlıyor. Yani bu tasarım olayına bakacak olduğumuzda hani Samsung gerçekten en üst seviyedeki telefonlardan bir tanesi. Son bir senede yaptı bunu, başardı. Evet. Çok ciddi bir atılım yaptı. Özellikle şu parlak çizgiler falan filan. Çok güzel. Ben sadece bu telefonu bu renk almazdım. Samsung bu renk verdi diye kullanıyorum. Lacivertli güzel. Evet yani esasında lacivertli safir siyah öyle diye geçiyor. Safir siyah diye o daha geçiyor. Güzel. Bu böyle biraz büyük bir telefon olduğu için böyle bir alengirli, çok afilli. Böyle daha her yeri parlıyor böyle. Bir çocuk oyuncağı gibi. Evet. Bayanların kullanabileceği yani bir renk. Bence aslında. Siyah olsa daha iyi ama 10 üzerinden 9 veriyorum tasarımla. O zaman ikinci kriterimiz olan, yine önemli kriterlerden biri olan ekrana geçelim. Aynen. Ekranda esasında Galaxy Note 4'te ne diyorsam buna da aynısını derim.
Ekranda çok büyük bir değişiklik yok. 5.7 inç 1440x2560 piksellik ekran, 518 ppi piksel aralığı var. Dediğim gibi ön cam Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Yani bir farklılık yok. Ekran yine güzel. Süper AMOLED, Samsung her zaman Süper AMOLED, teklisi. Süper AMOLED güzel bir parlaklık sunuyor. Ya bazılarına aşırı geliyor. Bunu da söyleyelim. Hani çok sıcak geliyor renkler ya da çok abartı geliyor ama ben mesela benim Super AMOLED hoşuma gidiyor. Başka bir telefon kullanınca diğer telefon gibi biraz renksizmiş gibi kalıyor sanki. Ama Super AMOLED bir tercih. Ben açıkçası şunu biliyorum. IPS ekranı daha çok seviyorum. Çünkü beyazı beyaz gibi. Doğru bunların beyazı yani. Biraz daha şey kalıyor bana ama hani Samsung bunu biraz yani son Note 4'ten bu yana modellerini açtı. Şimdi artık öyle çok göze batmıyor. Daha gerçek. En evet, bir tık daha hiç olmazsa parlaklığı güzel. Güneş altında iyi kullanıyorsun. Evet. Ama yine bir LG G4 kadar güneş altında o çok kullanım vermiyor. Bence LG G4'ün o Quantum IPS ekranı çok yani güzel. Güzel çalışıyor ama AMOLED'in de avantajları var. Biraz daha az güç tüketiyor. Ne bileyim bazı renkleri çok daha canlı verebiliyor. Çok daha. Kontrast değerleri çok yüksek. Hani artısı da var. Eksi tarafı da var. Quantum IPS ile karşılaştığında ama hani bakacak olduğunda bu segmentte LG G4 ile beraber en iyi ekran aynen, diyebilirim. Yani Samsung, Edge ailesi, evet, S6 öyle. Edge ekranında keza öyle. Ama S6 Edge'in ekranından biraz daha az başarılı buluyorum bunları. Çünkü Edge ailesinin camı sıfır cam. Direkt. Ekranın üzerine direkt konuyor. Bunlarda bir boşluk yok, var. Bunlarda var. Evet. O boşluk biraz görüntüde şey yapıyor. Mesela o S6 Edge Plus elini aldığında ya da S6 Edge'i aldığında bir böyle avucunun içindeymiş telefon gibi. Hani görüntü avucunun içindeymiş gibi böyle bir kesintisiz bir görüntü var. Bir canlı boş görüntü var. Için. Bunda onu almıyorsun. Gerçi bunu herkes önemli. Fark edemiyordu. Öyle bir şey tabii de var. Yani. Biz diyoruz sen da. Bildiğin için evet. Bunu fark edebiliyorsun. Ekranına da diyecek bir şey yok. Onun üzerinden buna da yani 9 vereceğim yani. Hani çünkü bir üstte LG G4. Değil diyemezsin. Çünkü yani eşit yani o artıları eksileri ikisi de denk ekranda. Hani buna şimdi 9'dan daha düşük bir şey veremezsin ki o zaman 10 yani ne? Hani yani neye vereceksin? Hatta 10 bile versen niye 10 verdin demezsin diyemezsin. Ama. Çünkü rakibi çok evet, az. Güzel bir ekranı var. Zaten Note 4'ün de ekranı çok güzeldi. O yüzden anormal bir geliştirme yapmamışlar. Aynen öyle. Zaten 2K bir ekranla bu şekilde devam etmiş. O zaman üçüncü kriterimiz, belki de en önemli kriterimiz olan performansa geçelim. Çünkü güçlü bir cihaz bu. Ne düşünüyorsun performans hakkında? Şimdi Galaxy Note 5 ile Note 4'ü karşılaştıracağız. Onu çok yakın bir zamanda gireceğiz. Hatta bu video bitene kadar girmişsek de linkini kesinlikle evet, koyacağız. Buralarda bir yerlerde izleyebilirsiniz. Şimdi Exynos 7420 işlemci kullanıyor. 4 GB RAM var. Bakacak olduğumuzda Exynos 5 Octa işlemci kullanıyordu. Şimdi Galaxy Note 4 ile Note 5 arasında inanılmaz bir performans farkı yok. Çünkü Note 4 de güçlü bir cihaz. Note 4 güçlü bir cihaz. Ama aradaki o farkı şuradan biraz hissediyorsun. Yeni yazılımın bir farkı var. Yeni yazılım daha bir hızlı çalışıyor. Note 4'e henüz gelmedi o. Evet. Eski TouchWiz. Yani eski yani eski de çok büyük farklılıklar yok ama biraz daha yeni TouchWiz daha hızlı çalışıyor. Daha bir stabil çalışıyor. Tabii bir de 4 GB RAM de işi kurtarıyor. Tabii mesela Galaxy S6 Edge 3 GB'lık bir cihazdı. Home tuşuna bastığında bazen simgeler geç geliyordu. RAM hala şey yapıyordu. 4 GB RAM de bunlar yaşamıyor. Yani Samsung yazılımsalla uğraşana kadar ben buna bir 4 GB RAM koyarım demiş. Aynen. En azından hani, oradan kurtarayım evet, demiş. Hani, baktı TouchWiz'de olmuyor. Yani bu kadar RAM'i hani 3 GB ile yettiremiyoruz diyor. Hani uzun kullanımlarda arkada patlak vermeye başlıyor. 4 GB RAM'i koymuşlar. 4 GB RAM'de bir ay boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım. Simgeye bastığımda direkt şey yaptı. Uygulamalar arası geçişler güzel. Hızlı bir şekilde. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısını görmedim. Yani güç tasarruf modunu aldığında da güçsüz bir telefon değil. Rehber geç açılmıyor. Yani aklına gelebilecek her şeyi çok düzgün zamanda yapması gerektiği yerde yapıyor. Uzun zamandır bir Android cihazı kullanırken bana küfür ettirtmedi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yaşamadım yani. Bir tek işte bir parmak izini elimde başka bir şey vardı okutamadım. Şifre istedi. Bir hani o zaman bir içimden kötü bir söz söyledim. Onun halinde hani gerçekten iyi çalışan bir telefon. Hani tekniğine girecek olursak da Exynos 7420 var. 1.5 GHz'inde çalışan 4 çekirdekli A53, 2.1 GHz'inde çalışan 4 çekirdek A57 var. T760 MP8 grafik işlemci var. Donanım olarak esasında S6 ailesinden farkı 1 GB RAM
Onun haricinde aynı. Zaten o da yeni bir seriydi, evet. S6 ailesi. O yüzden o kadar koymuşlar. Burada üstüne. Samsung'un performans tarafındaki iyileştirmeleri bir dahili depolama hızını arttırdılar. Dahili depolama haricinde SD kart desteği yok. 32 GB'lık bir SD kart dahili hafıza var. 64'lük de talebe göre gelecek. Şimdi kart okuyucusunu istiyoruz. Ben de istiyorum. Ama performansı düşürdüğü bir gerçek. Evet. Telefonun aynen dengesini öyle bozuyor ve performansını düşürüyor. Oraya attığın uygulamalar da bazen tabii geç açılabiliyor. Ya da atmasan da bazı uygulamalar SD karta cache'liyor açarken. Aynen. Yani SD kart taktığın an telefonun dengesini bozabiliyorsun. Bu daha sağlıklı bir tercih. Yani bu kadar işlemci hızlanmış, RAM'ler olmuş 4 GB. Yani bende MacBook Air varken 4 GB RAM'i vardı. Yani 4 GB yetiyordu bilgisayar yani, var yani. Şimdi sen telefona böyle bir donanım koymuşsun ama Class 10 seviyesi. Yani okuma yazması USB belek kadar olan, hani USB 2.0 ara birimiyle çalışan bir dosya atarsın böyle beklersin. Onun gibi bir ara birim koyuyorsun ve bundan çektiği fotoğrafı, yani 16 megapiksel bir fotoğrafı hemen kaydetsin ve açsın istiyorsun. Böyle bir dünya yok. Yok, onu da maalesef bildikleri için koymuyorlar. Hani bence de artık SD kartta bu kadar abanmanın üst zaten seviyede gereği artık yok. Artık herkes, Samsung bile oraya gitti, evet, ki Samsung çok savunuyordu aynen bunu. Hani hem SD kart hem kapağı. Ama hani benim yine düşüncem, sen hobi için koy. Biz kullanırsak kullanırız, evet, yani. Aynen onu yani koyabilirsin. Onu A8 de modelinde çok güzel yapmışlar. Çift SIM kartın, evet, birini SD kart olarak kullanabilmek muhteşemdi. Aynen. Genel olarak performans anlamında başarılı bulduğum bir cihaz. Güç tasarruf modunu alsan da tökezlemiyor. Güçlü bir şekilde. O kadar güçlü yani. İşlemcisi de ısınmıyor. Yani gerçekten öyle Galaxy S6'dan daha hızlı ısınan bir telefon. Çok ilginç bir şekilde. Çünkü işlemci belki ufak bir revizyon yemiş de olabilir. Muhtemelen. Ama öyle çok ısınan da bir telefon değil. Açıkçası güzel çalışıyor yani. Nedir puanı peki performansa? Buna da onun üzerinden gerçekten gönül rahatlığıyla 9 verebilirim. Çünkü zaten teorik olarak Exynos 7420 en güçlü şu anda. İşler Snapdragon 810'u falan bayağı bir üzüyor. Üstünde moralini bozuyor yani 810'un. Ki 810'un, evet, çok problemi de var. 4 GB RAM var. Asus Zenfone 2'yi de övdük mesela, 4 GB RAM'i var diye. Burada da iyi bir şey var. Hem de güçlü bir işlemciyle desteklenen bir 4 GB RAM var. Grafik işlemcisi de gayet. Tabii. T160 yeterli 2K'da. Yani oyunları oynuyorsunuz, arayüzde hiçbir şey yok. Yani yağ gibi akıyor telefon gibi. Burada kısacak hem donanımsal olarak hem yazılımsal olarak çok bir şey yok. Tabii biraz daha verimli yazılım olabilirdi. İşte ama Samsung'un. Şimdi şöyle de bir şey var. Burada yine eleştiremiyorum. Mesela tüm Android'lerde görüntülü görüşme yok. Samsung'da var. Evet, onlar koydu mesela bunu. Diğerleri, evet, üçüncü parti yazılımlarla. Mesela sen sağa çekiyorsun, arıyorsun, sola çekiyorsun, mesaj yazıyorsun. Aklına gelebilecek kısa pek yola çok kameraya girebiliyorsun. Yani pek çok kısa yol var. Pek çok kullanıcıyı avantajları var. Tabii zaten avantajlar işte var. Ya şimdi bunları arka planda koyduğun zaman hep bir şey yapıyor. Samsung'un kendine ait bir klavyesi var. Bu klavyede mesela ben beğeniyorum. SwiftKey falan kullanmıyorum. Ben de Samsung kendi ya Google klavyeyi var kullanıyorum ya Samsung klavye. Samsung dışında bir telefon kullanıyorsan da Google klavyeyi yüklüyorum. Şimdi Samsung klavye en az 38 MB RAM yiyor zaten arkada. Tabii. Zaten sürekli çalışma halinde, evet, sürekli orayı mı yiyor? Aynen. Yani bakacak oldum, bunları alt alta üst üste koyduğunda bir ayarlar menüsünü açtığın zaman 350 MB RAM yediğini görüyorsun. Yani ister istemez donanıma yani yükleniyor. Çünkü sen Android işletim sistemi üzerine bir işletim sistemi daha koyuyorsun. Yani işte onu da 1 GB fazladan RAM'de en azından yani eritmeye çalışmış. Aynen. O zaman dördüncü kriterimiz olan kameraya geçiyoruz. İddialı, tamam, telefon kamera konusunda ne düşünüyorsun? Ya şimdi Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus kamerada neyse bu telefonda o. Tabii hepsi benzer özelliklerle aynı geldi. Aynı kamera, sensör kullanılıyor, lens aynı, gıdı 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 hepsi aynı. Bir fark yok. O yüzden zaten esasında Galaxy Note 4 ile Note 5 arasında inanılmaz da bir kamera farkı yok. Note 4'ün ana kamerası güzel zaten. Ön kamerasında çok ciddi farklılıklar var. Ana Note 4 ile kıyasladığımızda. Ön kamerası güzel çekiyor. 5 megapiksellik bir ön kamera var. İyi fotoğraflar. Zaten kaydı diğer ön kameralar kıyaslanınca geniş bir sensör de var ön kamera, evet, tarafında. Ön kamera bir de 2K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Yani ekran çözünürlüğünde video kaydı var. Hani baktığınızda çoğu amiral gemi ön kamerada Full HD video kaydı çok yapıyor. Çok kullanılmıyordu zaten ön kamerada 2K yani teknoloji ama koymuş Samsung. Yani böyle bir çekim imkanı var. Ana kamera 16 megapiksel. Optik imaj sabitleyici var. Optik imaj sabitleyici olması güzel. 2K video kaydı yapabiliyor.
1080p'de 160 fps, 720p'de de 120 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Çektiği videoları çok beğeniyoruz. Note 4 de zaten ofis içi videoları çekiyorduk. Note 5 de onun üzerine koymuş, devam ediyor. Yani kamera için güzel bir telefonlu, güzelliğini devam ettirerek devam ediyor. F1.9 lens var. F1.9'da güzel fotoğraflar çekiyor. Avantajı yazılım. Manuel modu da var. Manuel modda da hani fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Açıkçası kamerasını beğeniyorum. Fakat fakatı da var. Ne kadar F1.8, 1.9'lar uçuşsa da LG G4'te, Note 4'te de hava karardığı zaman böyle karanlık bir yeri çektiğinizde tabii gözün gördüğünden yine daha iyi görüyor ama noise'ları görebiliyorsunuz bazen. Loş ortamda biraz sıkıntı oluyor. Ya o kadar olmuyor. Yani diğer telefonlardan çok iyi çekiyor. Ama o kadar da hani aklınızda efsaneleştirmeye de gerek yok. Yani. Ama yani inanıyorum iPhone 6S'in kamerasını görmedim. Ama 6S bile böyle çekemeyecek gibime geliyor. Çünkü gelince hani karşılaştıracağız. Hani Note 5'in yani Note 5 için demiyorum. Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 5 ve LG G4. Bunların hepsinin kamerası çok güzel. Üst düzeydeler artık. Evet. 10 üzerinden 9'u da veriyorum. LG G4'e de aynı puan. S6'ya da aynı puan. S6 Edge'e de, S6 Edge Plus'a da, Note 5'e de aynı puan. Hepsi kamera konusunda çok üst seviyede. Pazarın en iddialı telefonları. Evet. O zaman bir sonraki kriterimiz olan yazılım ve güncelleme desteğine geçelim istersen. Bu genelde Android telefonlarda biraz problem biliyorsun. Yani Samsung'un klasik uyu ilk çıkan telefonlar bir sene boyunca güzel güncelleme yani alır ama ondan sonra sekteye uğramaya başlar. Mesela yanımızda duran Note 4'te görüyoruz. Daha yeni touch vizi almadı mesela. Tabii yani alır mı almaz mı belli değil. 5.1.1 geldi. Evet. Ama Türkiye'ye gelmedi. Bu şey Polonya Rom'u değil mi? Aynen öyle, Polonya Rom'u var bunun içinde. Polonya Rom'u var. Evet, şimdi Samsung'da bir de böyle bir şeyle uğraşıyorsun. Bu telefon işte ne bileyim Polonya cihazı. İşte Polonya'dan şey oldu. Yani Samsung Türkiye'de yok falan. Mesela böyle Polonya ROM'unu yükledim. Direkt Lollipop. Ondan sonra direkt üstüne güncelleme geldi evet, otomatik. Ama Türkiye ROM'unda Türkiye'de böyle bir şey yok. Hani bunlarla uğraşıyorsun. Yoksa hani güncelleme tarafında anormal eksiklikleri yok ama her Android bir gün güncellenmemeyi tadacaktır diyelim. Gerçekten ve bu bir senede falan gerçekleşiyor. Evet, çok kısa bir ömür. Çok kısa ya. Bir yani ömür. iPhone 4S'in iOS 9 alacağı bir dünyada maalesef konuşurken hani tüm Nexus Android cihazlara gerçekçi yapmak gerekiyorsa 10 üzerinden 5'ten daha fazla puan vermemek Nexus gerekiyor. Harici Nexus harici böyle olması lazım. Öyle. Yani buna çok kötü bir puan veremeyiz açıkçası. Ama yani şimdilik bir yazılım sorunu yaşamadım. Böyle saçma saçma hatalar yok. İyi çalışıyor. Bir iki tane stabilite arttırıcı güncelleme geldi. Hani neye geldi o güncelleme bilmiyorum. Hani bir fark hissetmedim. Ama geldikçe geliyor. Zaten Android 5.1.1 var. Daha bir üst çıkmadı. Hani yani güncelleme tarafını Marshmallow çıktığında göreceğiz. Hani tamam, ne kadar hızlı getirir bilmiyorum ama hani S6 ve Note 5'e hızlı bir şekilde aynen getirir. Aynen öyle. Üst ailelerine çabuk getirecektir. Ama Note 4'ü falan tabii. Yok artık. Abi bir sene sonra bu telefon da otomatikman güncellemeleri aynen geç alacağı için. Yani puan vermeyelim ama evet sonuçta. Yani Samsung'da öyle bir sıkıntı var. 1-1.5 sene sonra telefon unutuluyor. Maalesef. O zaman bu kriteri geçelim puan evet vermeden. Yine önemli kriterlerden biri. Pile geçelim. Pil yani akıllı telefon dünyasındaki en önemli kriterlerden biri. Şimdi iPhone 6S lansmanında dedim iPhone 6S'in bataryasını 1700'e düşürmüşler. Kısmışlardı evet. Evet. Galaxy S6 için de batarya düştü. S5'e göre S6'nın 200 mAh falan bataryası düştü. Note 4'te de 3220 olan batarya burada 3000'e düşürüldü. Üzüldük. Üzüldük evet. Böyle hamlelere şu açıdan ihtiyaç var. İnceltiyorsan telefonu yapacak bir şey yok. Evet. Batarya en büyük yer kaplayan etmen. Ama şuna da inanmamak gerekiyor. 14 nanometre diye bir işlemci az güç tüketmez. Evet kesinlikle işlemci az. Şimdi şu Note 4 ile sen aynı işlemciyi kullanıyor olursun. Aynı işlemci 14 nanometre ile üretirsin. O zaman az güç tüketir. Ama sen bundan %20-%30 daha performanslı iddiasız diyorsan az tamam %30 yani daha güç tüketmez ama %15 en az daha güç yani tüketir. Yani evet 3000 mAh bataryayla standart kullanımda çok bir fark hissetmiyorsun. Ama oyun oynadığında aralıksız oyun oynadın. Çünkü işlemciye yük bindikçe. Evet çalıştığı sürece burada o zaman o 200 mAh bazen sana bir 15 dakika 20 dakika avantaj sağlayacak şekilde tam kullanımda işe yarıyor. Zaten karşılaştırmada da söyleyeceğiz. Son zamanlarda PC marklara baktığında çok büyük fark yok. Aynen. Yani hani bakacak olduğunda hani bataryasının düşmesi bir eksi getirmese de
Ama abi, yoğun kullanımda o hissedeceğiz. Yani hani 3200 olsaydı biraz yani daha fazla olsaydı. Keşke hani bir tık daha kalın olsaydı. Evet. Kim şikayet ederdi bir iki milim daha kalın olmasına. Ama piyasadaki telefonların ortalamasının üzerine bir batarya sundu. Doğru. Gerçek. Ama hani bunun rakibi olacak iPhone 6s Plus ve 6 Plus'a karşı göre bataryada biraz daha geri kalabilir. Onu bir tık söyleyeyim. Bir tık gerilerinde çünkü sanki. 2K ekran daha yüksek güç tüketiyor. Android'in avantajı güç tüketim modu falan. iOS 9 ile geliyor. Geliyor o da artık. Evet. Yetişti. Aynen. Android'e. Öyle bir durumu var. Hani diğer telefonlara göre iyi ama burada da biraz düşmüş. Artık bence 2K ekran kullanılıyorsa 3200, 3300 hatta 3400'lere çıkmak gerekiyor. Maalesef. Ki telefon kafan rahat olsun. Burada pil demişken çok büyük avantajlar var. Kablosuz şarj desteği var. Samsung'un bayağı bir aksesuarlar çıktı. Kablosuz şarjlı taşınabilir power bank var. Power banklerle ilgili en büyük sorunu ortadan kaldırıyor kablo. Aynen öyle. Hani yanında böyle bir şey taşıyorsun. Bu power bank diyelim. Telefonu geliyorsun. Çok diye üstüne koyuyorsun. En güzel olacak şeyi yapmışlar. Bu tip aksesuar destekleri güzel. Hızlı şarj çok güzel. Bataryan bitti mi? Takıyorsun yarım saatte, bir saatte hemen. Aynen. Kullanabilecek şarjını, seviyelere geliyor yani. Yani tam şarjını 1,5 saatte 1 saat 20 dakikada falan yapıyor. Yani mesela bunu Exynos'la Qualcomm başardı Snapdragon serisinde ama MediaTek'te böyle bir şey göremedik. Hızlı şarj avantajı güzel. Kablosuz şarjın olması güzel. Bataryası fena değil, mükemmel de değil. 3200-3300 olsa çok daha tadından yenmez olurdu. Çünkü telefonu sabahleyin 8'den kullanmaya başlıyorsun. Akşam 8-9 gibi bitiyor. Şu 200-250 mAh daha fazla olsa gece yani geceye kadar benim kullanımımda süreye kadar giderdi, götürürdü. Tabii bununla bu telefonla 1,5 gün gidecek insanlar da olacaktır. Tabii biz yoğun kullanımda aynen. Bunlar tamamen o senaryo. Ben kendimle karşılaştırdığım için söylüyorum ama bataryasını da onun üzerinden 7,5-8 verildi gibi mi geliyor. Tamam o zaman. Son kriterimiz olan aksesuar ve ikinci ele geçelim. Samsung aksesuar konusunda iddialı bir firma. Ne düşünüyorsun? Dediğim gibi taşınabilir o power bank seçenekleri. Yani şimdi öyle power bankler çıktı ki hem tipi buna benziyor. Hem kablosuzlar var. Kablolu kablosuz şarj cihazı da alabilirsin. Yani normal bir kabloyla bağladığında. Hani power bank gibi değil de. S-View kılıflar var, normal kılıflar var. Bir de yan sanayi, çakma, tabii paralel ithalat, aklına gelebilecek ne varsa popüler onların da olduğu için her türlü üretiliyor. Yani Galaxy ailesi iPhone gibi bol aksesuarı bulunan bir aile. Hani gittiğinde en ufak bir telefoncuya bile buna uygun bir ekran jelatini bir şeyini alabilirsin. Hani onda bir sıkıntı olmuyor. Bir kılıfını falan bulursun. Yani aksesuar açısından hem Samsung'un çıkardığı seçenekler yani, çok. Üçüncü parti. Bu arada hani aksesuar demişken ben içinden çıkan kulaklığı hiç beğenmedim. Kullandım. O EarPod benzeri kulaklık kulağıma girmedi. Ha. Farklı kulaklıkla da denedim. İnanın. Böyle giriyor da dışarıdan ne varsa ses alıyor götürüyor. Bastırmayla böyle şey. Böyle değişik formları ben sevmiyorum. Ya buna bir kulak Note 4'teki kulaklık daha güzeldi. Daha klasik bir kulaklıktı çünkü. Klasik olsun. Yani böyle coşmaya gerek yok. Sen sonuçta. O da biraz Apple'dan hani bir esinlenme var. Yani tam da olmamış. Yani o tam o kadar olmamış. Yani bunu daha normal keşke olsaydı. Hani kulaklık tarafını da uyaralım arkadaşlar. Samsung'un tabii level'ları bir sürü farklı kulaklıkları var. O git para ver onu al da diyebilirler tabii. Ama aynı üst düzey bir telefondan hani daha iyi bir kulaklık çıkmasını bekliyorsun. Tabii şu an LG'nin Quadbeat'leri, HTC'nin çıkan kulaklıkları, iPhone'dan çıkan kulaklıkları. iPhone'daki o kadar iyiydi bunlar kadar ama yine iyi. Yani bir sürü firma güzel kulaklıklar yapıyor. Samsung'un da kulaklığı esasında güzel ama oturmuyor. Yani belki senin kulağınla ilgili bir problem. Yok ya ben öyle kulaklıkları sevmiyorum. Ha, o da bir şey. Yani ama hani böyle değişik formdaki kulaklıklar çok... Ben de mesela kulak içi sevmiyorum. Seni sevdiklerini. Hmm. Ben de o değişik formdakileri daha çok daha rahat kullanıyorum. Ama yani çıkıyor işte kulaktan. Mesela işte şöyle şöyle yaptım. Tabii o biraz hani çok sağlam değil o açıdan. Aynen. Yani kulak içi o açıdan sana en böyle temiz tabii, sesi, temiz sesi dibine kadar kulak temizleme çubuğu böyle içine kadar sokacaksın onu güzel. Oh direkt bam güm sesi verecek tabii sana. Pek sağlıklı değil ama olsun. Onda da başkalarının birine vermeyeceksin. E tabi artık onu var. O kadar da iç içe geçmeye gerek yok. Şeye gerek yok. Aksesuar da zengin yani 10 üzerinden 9 falan verilir buna da 8 verilir. Çok bol keseden gittik ama 7 verelim hadi aksesuar. Yok iPhone ve Samsung bu konuda. Ha, iyi yani. Yani yapacak bir şey yok. Üstleri yok. 9 olsun kalsın. Üstleri yok. Yani aksesuar olarak zengin adamlar yapmış. Ne aynen, ne şey yapacaksın. Kısaca ikinci elle ilgili de bir şey diyemiyorum. Çok telefonum yeni şu an henüz. Ama mesela Galaxy S6 direkt fiyatı düştü. Hı hı. Şu an. Hani biraz Samsung'un fiyatlar düşüyor.
yani. Note 4 düşmedi bak. Note 4 hala 2000 seviyelerinde. Yani biraz da dolar kuru mudur? Hala iyi bir telefon olmasından mıdır? Nedir? Note 4 gibi olacaksa çok düşmez. Ama yani şimdi buna da puan vermesek iyi olur gibime geliyor. Aynen, çünkü daha yeni taze bir konu. Aynen. Bir de SAR değerinden bahsedeyim. Avrupa standartlarına kafa bölgesinde 0.45. Amerika'da niye bu kadar yüksek? Ölçümlendirme farklı galiba. Farklı, evet. 1.53 çıkmış sanırım. Biraz farklı. Renk seçeneklerini bir daha bir şey yapacağım. Black Safir var. Gold Platinum var. Bu Gold Platinum. Silver Titan ve White Pearl diye seçenekler var. Ben bir tek bunu beğenmiyorum. Bir de Galaxy S6'daki yeşil olsaydı. Petrol yeşili. Çok güzel. O çok güzel gözükürdü. Ama koymamışlar. Telefonun artıları bunlar. Eksileri gözüken anormal bir eksisi yok. Kalemi çok güzel kullanılıyor. Kalem tasarımsal anlamda da güzel bir değişikliğe gidilmiş. Hassasiyeti çok güzel. Yani bayağı başarılı. Genel olarak bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Hani kullandığım süre zarfında hani şu da çok kötüymüş dediğim bir hatasını, bir şeyini görmedim. Hani belki görürüm önümüzdeki dönemde ama ön camının artık neye maruz kaldığını bilmiyorum ama denk geldi. İki tane hani çizik yere de düşünmedim. Şöyle bir çizik olmuş. Evet. Hani S6 Edge'i de kullandım. Onunla öyle bir efsane çizilme olmamıştı. Note 4'te de vardı o çizikler. Bunda da oldu. Hani Galaxy S6'da da oldu. Eğimli ekranların daha sağlam, hani videoda söylediğim gibi. Onun haricinde hani öyle inanılmaz ölümcül bir eksi yanı yok. Hem güçlü, hem şık, hem kamerası güzel. Ha, ama hala şurada var. Note 4 ile arasındaki fiyat farkını vermeye değer mi? Orası onu size diğer kalmış. Videomuzda. Aynen. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.